Hadi gelelim şu manşete. Masadan evet. bahsetmişken zillet masası, zilletin evet. masası. Zilletin masasında terörist var demiş Türk Gün. Türk Günden neden bahsediyor? Çünkü hani devlet beyin sözlerinin çok dışına çıkan, o bakışın dışına çıkan bir gazete değil. MHP'ye yakınlığıyla bilinen bir gazetedir zaten. Ee, gazetesi. Canım? Evet, İp Genel Başkanı Akşener'in millet masasının altından CHP ile birlikte demirtaşı aklama ve HDP'ye yol açma gayretleri çıktı diyor. Hı hı. Kadir Yıldız'ın yapmış bu haberi de. İp <laughs> devam edeyim mi? Okuyayım mı bir ne oku, oku oku. İp Genel Başkanı Meral Akşener'in memleket masası dediği şeyin HDP ile birlikte hazırladıkları ve içinde Türk ve Atatürk olmayan anayasa hazırlığı olduğunun anlaşılmasından sonra ortaya attığı millet masasından da aynı amaca hizmet için yapılmış kirli bir plan olduğu anlaşıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Terörist Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine yönelik verdiği karara Zillet ittifakını oluşturan partilerden destek yağdı. HDP'nin kapatılmasına da karşı çıkan CHP ve İP ittifak ortakları HDP'yi Ahimin terörist Demirtaş hakkındaki kararında da yalnız bırakmadılar. demiş. Şimdi... ifade bu. Şimdi gazetecilik mesleğinden biraz önce bahsettik. Tabii. Patronajın şuyundan buyundan vesaire bir falan. Bir örnek de verdim Gazetecilikte biraz bir. önce dedim ki siyasette ahlak çok kıymetli ve ahlaka ihtiyaç var. Gazetecilikte de maalesef çok. ahlaka ihtiyaç var. Şimdi Kadir'i ben de tanıyorum sen de tanıyorsun. Kadir efendi bir kardeşimizdi. Yani hakikaten beyefendiliğiyle, tavrıyla, büyüklerine karşı hürmetiyle vesaire falan. Evet. Bak Cumhurbaşkanlığı... Hükümet sistemi hiçbir şeye sebep olmadıysa, Kadir gibi Pırlanta gibi çocukların içinden birer canavar çıkardı. Bak bu yanıyla bile bu sistem değişmiyor. Evet, evet, ben sana söylüyorum. Evet. Pırlanta gibi bir çocuktu Kadir. Bu Kadir'in içinden bile canavar çıkardığına göre bu sistemde problem var. Şimdi burada İyi Parti Genel Başkanı diye düzelterek okuyorum. Akşener'in Millet Masasının altından CHP ile birlikte Demirtaş'a aklama ve HDP'ye yol açma gayretleri çıktı. Eğer çıktığını o şeyin altından çıktığını açıp da bize göstermezsen benim çok iyi bir çocuk dediğim kardeşim ahlaksızın önde gidenidir. E çünkü gazetecilikte bunu da söylenmesi gerekiyor. O zaman göstereceksin. Mi? Bu gayret nereden? Evet. Çıktı? Devamında HDP ile birlikte hazırladıkları ve bir içinde Türk ve Atatürk olmayan anayasa hazırlığı. Böyle bir anayasa var ve sen bunu ispat etmiyorsan ahlaksızın önde gideniz. Bir tane bir dal gösteremediler. Üzerinde hala ahlaksızca çırpınıp duruyorlar. Devam ediyor. İşte Aynı amaca hizmet ettiği işte Ahim'le ilgili şeyde de İyi Parti'de ittifak ortağı da işte bilmem, destek, verdi, e, destek verdi şu bu falan. Bu bir sayfanın tamamını kaplamış. Yazan kardeşten, editöründen, genel yayın yönetmeninden neyse yani bütün bir kadrodan bu insanların çok ciddi bir ahlak sorunu var. Bu yazdıklarının yalan olduğunu çok iyi biliyorlar. Yaptıklarının ahlaksızlık olduğunu çok iyi biliyorlar. Ama... Bütün bu şeylere rağmen, bak bunu bir taraf olarak söylemiyorum, hı hı. gazetecilik namusuyla söylüyorum. Şurada en azından bir gazetecilik namusu arıyor insan. Yok kardeşim yok, yok. İspat edemedikleri, ispat et dediğinde de yukarı bakıp gökyüzüne bakıp ıslık çaldıkları, bu kadar yüzsüzlük yaptıkları bir sürü şey sıralıyorlar. Bir tane gösterin bakalım iyi Partili. İşte ahim kararı ile ilgili şu bu falan böyle e, HDP'liler gibi tavır sergilemiş. Ya ahim kararı tane. konusu.